Evet sevgili aslanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Ocak arasında sevgili aslanları neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım, ilk kartımızla başlayalım sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar, asaların kralı. Arkadaşlar bakın, şurada salamandırı görüyor musunuz? Kendi kuyruğunu yemiş. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani artık bazı konularda hayatınızla ilgili bir takım dönümleri bitirdiğinizi simgeliyor. Aynı zamanda da bu kart der ki liderlik vasıfların bu dönemde üst düzeyde, lütfen ufak tefek şeylerle sevgili aslan canını sıkma veya ufacık şeylere kafayı takma. Lütfen ve lütfen büyük resme bak der. Bu dönem gayet optimist, eğlenceli olacağınız bir dönem. Aynı zamanda da sevgili aslanlar, bu dönem gayet flörtöz olacağınız bir dönemi sembolize eder asaların kralı. Bir de nedir? Hem kadın hem erkek karizmanızın doruk noktası olacağı bir dönemi sembolize eder karşınızdaki insanlara karşı. Ve bu dönem eğer herhangi üzerinizde bir kırgınlık varsa iyileşme sürecinizin diğer zamanlardan çok daha çabuk olacağını sembolize eder. Aynı zamanda sağlık konusunda. Ve neyi sembolize eder biliyor musunuz sevgili aslanlar? Gelecekteki kocanız. Yani bu dönem tanışacağınız bir insan gelecekteki kocanız olabilir sevgili aslanlar. Ve en güzel özelliklerinden biri de asaların kralının şöyle der. Bu dönem nasıl derler? Tüm zorlukların üstesinden gelebileceksin. Buna gücün var der. Ve aynı zamanda kendim şimdi yaparım diyeceksiniz arkadaşlara bir takım şeyleri. Hadi bakalım ikinci kartımız. İkinci kartımız tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü nedir arkadaşlar? Bu dönem güzel bir ekip çalışması yapabilirsiniz. İş konusunda veya şanslı bir ortaklık veyahut bir araya gelip arkadaşlarınızdan bir konu hakkında görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca üretkenliğinizin had safhada olacağı, çok güzel şeyler üretebileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Fakat yavaş karttır, unutmayın. Aynı zamanda da tamirat, tadilat işlerini sembolize eder. Yani bu dönem evinizde olur veya iş yerinizde olur veyahut da apartman olarak toplanıp apartmanınızda herhangi bir tadilat yapacaktır. Bununla alakalı da bir takım toplantılar yapabilirsiniz. Aynı zamanda yüksek eğitimi sembolize eder. Eğer bir düşünceniz varsa, atıyorum üniversiteyi bitirmişsinizdir ve yüksek lisans yapmak istiyorsunuzdur. Bu dönem onunla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz veyahut işte yüksek lisansınız vardır, doktora yapacaksınızdır veya daha üste gitmek istiyorsunuzdur. Bununla alakalı da bir takım teşebbüsleriniz olabilir. Bir takım kurslara başlayabilirsiniz bu dönemde sevgili aslanlar ve sizin için çok faydalı olacak bir dönemi sembolize eder. Özellikle bu dönemde aldığınız kararlar, özellikle yeni bir şeyler öğrenme ile alakalı. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili aslanlar için. Arkadaşlar ne demiştik? Asaların kralında salamandır kendi kuyruğunu yemişti. Bu da neydi? Dönüm noktası. Yani bir dönüm noktanız bitmiş. Yeni bir döneme başlıyorsunuz. Bir dönemi bitirmişsiniz. Yeni dönüm noktası nedir ya? Bir dönemi bitirmişsiniz. Yeni bir döneme başlıyorsunuz ve bakın son sözü de söylüyor zaten kılıçların altılısı. Bu da tamamıyla sizin geçiş döneminizi sembolize eden bir karttır. Bakın şu tarafta su bayağı bir dalgalı. Bu tarafta ise gayet sakin. Yani bilinçaltınızdaki problemlerden yavaş yavaş kurtulmaya başlıyorsunuz ve bir geçiş dönemine giriyorsunuz bu dönemde sevgili aslanlar.
aynı zamanda nedir? Bu kart bize bir de şunu söyler. Bir takım şeyleri artık arkada bırak ve lütfen ve lütfen sevgili aslan ilerle der bu kart bize. Hayatımızın daha iyiye gitmeye başlayacağı bir dönemi sembolize eder. Yani ne denir buna? Siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı diyebiliriz hayatımızdan alakalı. Şehir değiştirme olabilir arkadaşlar. Ev değiştirme, ülke değiştirme, tatil bazı aslanlar için. Ve şöyle de bir şey var. Artık der bazı düşüncelerinden lütfen ve lütfen kurtul sevgili aslan. Çünkü bu düşüncelerin senin ilerlemeni engelliyor ve seni yavaşlatıyor der. İlişki konusunda da eğer ayrılıkla alakalı bir takım düşünceleriniz varsa tabii ki son sözü söyleyecek olan sizsiniz sevgili aslanlar. Ben burada çünkü genel bir bakım yapıyorum. Fakat bu kart der ki ayrılık senin için iyi bir seçim. Evet sevgili aslanlar, sizler için 15-21 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Ocak ayının full versiyonunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.